Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleriyle tüm Çanakkale şehitlerini anmak için Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde 57. Alaya vefa yürüyüşü düzenlendi. İzzetpaşa Camisi'nde sabah namazını kılan gençler, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından Çanakkale ve Şehadet konulu vaazı dinledi. Bugün 25 Nisan, özellikle Çanakkale zaferimizin çok önemli sahnesini anlatan bir tarihtir. Özellikle 57. Alay'ın yapmış olduğu büyük kahramanlıklar ve hayatları pahasına sancaklarını koruyan o yiğitlerimizi, şehitlerimizi yeniden anmanın, yeniden hatırlamanın, onlara rahmet okumanın niyeti ve düşüncesiyle bu sabah vaktinde camimizde İzzetpaşa'da toplanmış bulunuyoruz. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından katılımcılara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çorba ikramı yapıldı. Elazığ Gençlik Merkezi tarafından bayrak dağıtılmasıyla birlikte İcadiye Şehitliği'ne vefa yürüyüşü yapıldı. Şehitliğe gelen gençler okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek dua etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2 yıldır 81 ilde Çanakkale Vefa Yürüyüşü'nü düzenlediğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Elazığ'da düzenlenen program hakkında bilgiler aktardı. Genç Spor Bakanlığımız 81 ilde dahil geçmişte hep Çanakkale'de yaptıkları Çanakkale şehitlerini anma 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nü mümkün mertebe Çanakkale'de yapardı ama 2 yıldır illerde bu program yapılması için talimatlar geldi. Geçen yıldan beri de illerde de yapıyoruz bunları. 80 ilde Çanakkale'ye birçok çocuğumuzu kendi ilimizden de gönderdik. Sorumlu arkadaşlara da gönderdik. Bugün Sayın Bakanımızla onlar da sabah namazından itibaren Çanakkale'de anma programındadırlar. Bizler de bugün kendi şehrimize sabah namazında sağ olsunlar Sayın Müftümüzün Çanakkale ruhu ile ilgili açıklamalarıyla beraber orada güzel bir sohbet oldu camide. Daha sonra gelen gençlerimizle, vatandaşlarımızla, kardeşlerimizin tamamıyla sabah çorbamızı içtik. Oradan şehitliğimize kadar, ilimizdeki şehitliğimize kadar hep beraber yürüdük. Allahu Ekber nidalarıyla, sloganlarla geldik şehitlikte bizi biz yapan, bugünlere bizleri sağlayan, ülkenin huzurunu sağlayan, hiç tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan şehit olan büyüklerimizi gelip şehitlikte mezarları başında ziyaret ettik, Kur'an okuduk, onları yad ettik, dualarımızı ettik. Ben bu noktada bugün bizler gerek müftülüğümüz, gerek emniyetimiz, gerek jandarmamız, gerek kol ordumuz, her konuda yanımızda olan bütün ortak paydaş olan kurumlarımızın tamamına özellikle teşekkür ediyorum. Çanakkale'yi Sayın Müftümüzün de dediği gibi böyle kısa sürede anlatmak çok zor bir olay. Her Türk gencinin gidip orayı görmesi gerektiğini, atalarının bugün bu noktaya nasıl geldiklerini, bu ülkenin nasıl ülke olduğunu çok daha rahat göreceklerdir. İşte asıl konumuz olan 57. Alay vefa yürüyüşünden dolayı da birçokumuzun okuyup da duygulanmaması, o gün o zorluğu nasıl yaşadıklarını görmemesi mümkün değil. Yaş ortalamalarına bakınca 24 yaşında genç genç insanlar 628 kişi 25 bin kişiye kadar mücadele ediyor. Ve bu mücadelenin karşısında da hiçbir ferdinin sağ kalmadığı, tarihin ilk defa altın madalya ve gümüş madalyayla övünç madalyasından da başarısı bütün bir tarihe mal olacak şekilde kendilerine o vefanın verilmesinden beri bugünleri bu şehitlerimizi anmak için her zaman onları yad etmek açısından da, hatırlamak açısından da, tarihimizi bilmek açısından da, birliğimiz, beraberliğimiz açısından aslında biz kendi tarihimize bakıp o tarihleri, orada yaşananları gördükten sonra bu ülkenin kıymetini çok daha fazla bilmemiz noktasında da gençlerimizin daha sağlıklı, daha güçlü bir nesil oluşturmak açısından da neler yapabileceği noktasında bizlere yol gösteren çok güzel bir tarihimiz. Rabbim onlara tabii rahmet eylesin.